Oo, ne güzel, kendine gelmişsin bakıyorum. Abla, neredeyim ben? Ne oldu bana? Vallahi sana ne olduğunu bir tek bilen sensin. Polisler de aynı şeyi soracak sana. Polisler mi? Hı. Bir tanesi sabaha kadar kapında bekledi. Tanıdığın filan galiba. Memale mi? Vallahi adını bilmiyorum ama çok yakışıklı bir çocuktu. Memale. Aa, iyi bari kelepçelerini çözmüşler. Şimdi bir şeyler yemen lazım. Sonra ilaçlarını alacaksın. İğneden korkmazsın değil mi? İğne mi? Hadi hadi bir şeyler ye bakayım. Aa, ne yapıyorsun? Benim hemen kalkmam Kalkma. Lazım. Kalkamazsın, ayağın ezik. Çok geç kaldım zaten, bırak Allah aşkına. Bir bacağım, an önce benim gitmem lazım. Ya bıraksan Allah aşkına. Bırakmıyorum. Silahım nerede benim? Ne silahı? Ne yapıyorsun? Yat, dinlen, istirahat etmen gerek. Lan bu şehri kendine mekan etmeden buradan gidip onu bulmam lazım. Kızım bak, bacağın daha kötü olacak. Şunu versene bana. Sen de bana çok yardım ettin herhalde, biliyorum ama o yılan soyunu bulmam lazım, anladın mı ha? Anladım. Tamam, sakin ol. Silah gerek yok. Seni de korkuttum boşu boşuna, silah boş. Memali kardeşi bütün kurşunları boşaltmış içinden. Bak. Tamam tamam, gidebilirsin. Ne oldu? Hasta kaçtı. Elinde nereye? Silah var. Bu tarafa doğru gitti. Aha, Hasan Efendi. Yatağınıza dönün. Nefesin etkisi geçmeye başladı. Son sigaram. Sigara içemezsen fena delirir. İyi olmaz senin için. Hadi konuş bakalım. Orada yazıyor işte. Ben pek bir şey görmedim. Kahvenin önünden yürüyerek iki adam geçti o kızla. Sonradan söylediler. Kızı sur dibinde fena halde bulmuşlar. Ben kimseyi tanımam etmem. Adamları da ilk kez gördüm. Peki beyaz Renault'a ne oldu? Ha? Beyaz Renault diyor Başak Hanım. İlk ifadenizde adamlar beyaz bir Renault'la geldiler demişsiniz. Şimdi de yürüyerek geçtiler diyorsunuz. Arabayı sonra gördüm. Nasıl sonra? Yani önce yani park ediyorlardı. Yani kızla gelirlerken. Bütün bildiğiniz bu öyle mi? Yani adamları daha önce hiç görmedim. Nereden göreyim abicim? Ben mahallenin esnafıyım. Bu devirde 3 çocuk ev geçirmeye çalışıyoruz. Hayırlı işler o zaman. Verdiğiniz bilgilere de teşekkürler. Beyaz Renault'lu 2 adam... Bize çok yardımcı oldunuz. Neymiş adınız? İsmail Bey. Cem Bey. Hemen bütün ekiplere bilgiyi verelim. Tabii sakın bu bilgiyi Yedikule'nin evet. Güzide manavı İsmail Bey'den aldığımızın altını çizmeyi de unutmayalım. Hem bakarsınız o 2 serseri de duyar bize konuştuğumuzu. Belki tekrar gelirler.
Siz de daha çok şey öğrenir, bize gelir anlatırsınız. Biz de sayenizde adamları hop enseleriz. Şey, inşallah abicim, inşallah yakalarsınız. Şey, ben dükkanı çırağı bıraktım da gidebilir miyim acaba? Tabii abicim, tabii. İyi portakal gelirse bize de yollayın biraz. İnşallah, hoşçakalın, hoşçakalın. Şey, benim size söylediklerim gizli kalsa... Yani bizim muhit biraz küçük, biliyor musunuz? Ah, olur mu öyle şey? Sizin gibi örnek ve kahraman bir yurttaşı herkes tanımalı, bilmeli. Öyle değil mi ama? Ya. Şey, izninizle efendim, müsaadenizle efendim. Memoli, ne yapıyorsun? Tek görgü tanığı, tek ipucumuz bu adam. Gitmesine izin mi vereceksin? Hiçbir yere gitmeyecek ki. Şey efendim. Bir şey mi unuttunuz amcacığım? Tam koridorda yürüyordum. Birden aklıma bir şey geldi. Aa. Ne geldi? Önemli. Hayır ablacığım, hayır. Balıklar akvaryuma kusmaz da ben o yüzden şey diyorum yani. Bir yükleme, hayvan, bir yükleme. Alo. Hayır ablacığım, herhalde sizin çocuklar o akvaryumun içine şeker, çikolata falan attılar. Siz de hayvanı kuslu zannediyorsunuz normal olaraktan. Efendim? Nasıl? Hayır, imkansız, imkansız. Nasıl bayat yem? Bizde hayatta bayat yem olmaz. Rica ederim, hakaret addediyorum. Tabii, bizim yemeklerimiz günlüktür. Tabii, biz satamadığımız yemleri kendimiz yiyoruz icabında, rakıyla. Tabii, tabii ablacığım. Biyikleme Bobby, biyikleme Bobby. Çakacağım şimdi bundan bir tane kafana. Alo, size demedim, Bobby'ye dedim. Bobby mi kim? Bobby bir köpek, evet. Duşunu yaptı, fönünü yaptı. Şimdi de bigudileri saracağız. Nasıl? Dalga geçmiyorum sizinle hanımefendi. Dalga geçmiyorum. Ha, buyurun, dinliyorum Nimet ablacığım. Japon balıkları. Ay tabii, doğru. Vallahi Japonya balıkları çok dayanıksız oluyorlar değil mi? Biz size lüfer verelim. Yani iyidir, hassas hayvan değillerdir. Yani çok sağlamdırlar. Hem ölürse ızgırırsa çok iyi olur. Alo. İtinden sütünden faydalanırsınız. Alo. Alo. Ne haber lan Cemşit? Abi yine ne var ya? Yine ne var ya? Ne oldu? Bir şey yok oğlum. Sen de yine antiloplar varmış, onlara bakalım dedin. Yok abi, bende öyle şeyler yok, bende yok. Çay söylemeyecek misin bize? Abi bırakın beni peşimi ya. Ne olur, ekmeğimle, hayatımla oynuyorsunuz. Karımı, çocuklarımı, minik minik yavrularımı düşünün. Hadi lan, sen hiç evlenmedin ki, nereden uyduruyorsun? Bir gün evleneceğiz herhalde. Ya demek senin çocukların da var. Evleneceğiz, ondan sonra da çocuk. Ama siz benimle oynamaya devam ederseniz yakında tahtalı köyü boylayacağım. Bunların hiçbirini göremeyeceğim. Aa, Allah korusun. Yok valla, sizin yüzünüzden adım alemde jurnalciye çıktı. Jurnalci? Sen? Ne alakası var canım? Sen sadece Türk polisine yardım eden örnek bir yurttaşsın. Ama kulağın biraz fazla delik, o kadar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.